bağımsızlıklarına kavuşmayı bekliyorlar, diyordu. Türkiye'yi ziyaret eden Avrupa Birliği dönem başkanı, APO'yu asarsanız AB'ye giremezsiniz, diyordu. Ardından Leyla Zana'yı hapishanede ziyarete gidiyordu. Sonra Türkiye Cumhuriyeti hükümetine HADEP'li belediye başkanlarıyla diyalog tavsiyesinde bulunuyordu. Yoksa AB kapısı kapanıverirdi. Öcalan idama mahkum olmuştu. Ama Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde idam cezası kaldırıldı. İmralı'dan avukatları aracılığıyla yandaşlarına görüşlerini iletmeye devam etti. Öcalan mahkemeye verdiği savunmasında kendisinin batılı ülkelerce korunup beslendiğini, batılı ülkelerden silah, malzeme ve para yardımları alarak Türkiye'ye karşı savaştıklarını açıkladı. Batı'nın sevri uygulama peşinde koştuğu ve Türkiye'nin toprak bütünlüğünü parçalamayı amaçladığı açıkça ortaya konmuştu. Sorgusunda kullandığı bir cümle her şeyi özetliyordu. Şeyh Said'in devamıydım, kullanıldı. Ben bunu bir kez söylüyorum. Zaten kullanım da çarpıcıyor. Neyi veren durumu? Nerede, nerede, dönüldü? Ortada. Şeyh Said'in devamıydım, kullanıldım diyecekti. İngilizler Lozan'da Musul meselesi görüşülürken Şeyh Said'i kullanmışlardı. Fransızlarla Hatay için boğuşulurken Dersim isyanı patlamıştı. Türk ordusu Kıbrıs'taki kıyıma dur deyince Asala örgütünün katliamı başlamıştı. Güneydoğu Anadolu projesiyle Türkiye'ye suyun kontrolünü sağlayacak ve bölgesel güç olabilecekken PKK ortaya çıkmıştı. 2000'lerde Sevr Anlaşması'ndan Büyük Orta Doğu Projesi'ne izler düşmeye devam edecek, ılımlı İslam adı altında Türk insanının inanışları deforme edilecekti. Amerikan Gizli Servisi'nin Türkiye'ye pek aşina adı Graham Fuller, Türkiye'nin laiklikten vazgeçmesi gerektiğini vaaz ediyordu. Tarikatlara izin verilmeliydi. 1995'e kadar Amerikan politikaları karşıtı söylemleriyle tanınan Fethullah Gülen, 1995 sonrası Amerika'yı yüceltmeye başlayacaktı. Gülen'e göre Amerika'dan habersiz iş yapılamazdı. Amerika'da İslamcı akımla ilgili raporda ılımlı İslam temsilcisi olarak Fethullah Gülen'in adı geçecek ve Gülen 1997'de Papa'yla görüştürülecekti. Bütün bunlar olurken Türkiye inanılmaz ölçüde fakirleşecek, ithalatı artacak, ihracatı düşecek, tüm kaynakları yabancı ellere geçecek, para getiren neyi varsa satılacak, sanayi tesisleri şalterlerini kapatacak ve halk yokluğun pençesinde kıvranacaktı. Dünya Bankası raporuna göre halkın %20'si yoksulluk sınırı altında yaşamaya başlayacaktı. Türkiye'nin önüne konan havuç Avrupa Birliği üyeliği sayesinde Batı, demokrasi adına bölücülük, insan hakları adına gericilik, dinler arası diyalog adına misyonerlik, çevrecilik adına suyumuzu ele geçirme operasyonları yapıyor. Bir Kürt devletinin kültürünü yaratmak için televizyonlar açıyor, yeni bir Kürtçe icat ediyor. Hatırlayın, Lord Curzon Lozan Konferansı'nda Musul-Kerkük konusu görüşülürken Kürtleri kastederek "Ben onlara bir alfabe verdiğim gün görürsünüz," demişti. Bugün görüyoruz. Şimdi Batı bölgede ortak Kürt kültürü yaratma peşinde. Maddi çıkarları bunu gerektiriyor. Batı içinden geçtiği krizle sallanırken Asya'nın kilidi Türkiye'yi kırmaya çalışıyor. Aslında dünya 21. yüzyıla 20. yüzyıl başındaki koşullarla giriyor. Türkiye o zamanki gibi bugün de kilit ülke. Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın sözlerini unutmayalım. 20. yüzyılın ilk...